ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Bu arada dün gece derbiyi konuştuk. Derbiden sonra geç saatte tabii eve gittik. Ben sabahleyin erken kalktım 7.30'da. Habertürk'teki sabah yayınıma giderken. Böyle hem biraz daha hani biliyorsun hem yayından çıktıktan sonra biz de futbolcular kadar olmasa da canlı yayın stresiyle biraz adrenalin yükleniyoruz. Dolayısıyla hemen de yatamıyoruz. Gider gitmez. Yani çok az bir uykuyla kalkmak zorunda kaldım ve bu Vitoko'yu denedim. Sabahleyin işte bir, çok hafif bir şeyler atıştırdıktan sonra zımba gibiyim. Onu bir kere söyleyeyim. İki, şimdi bu Vitoko'yu neyi seçtik derbi yayınında? Benzersiz performansta Gezzal'ı seçtik. Tamam mı? Biraz da nostalji yapalım derbide. Dünkü derbi yani kötü bir derbiydi. Genelde de Fener Beşiktaş derbileri iyi oluyor aslında. Güzel maçlar oluyor. Böyle zevksiz maç. Yani böyle bir kısır maç pek görülmez. İşte o yüzden biraz da benzersiz performansların eskiye dönelim. Nostalji yapalım istedik. Senin için Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde akla gelen en benzersiz performans. Geçen böyle... Panku mudur? İngiltere 4-4-2'yi okuyorum. Les Ferdinand hayatımı değiştiren 5 maç. İşte İngiltere milli takımında oynadığı maç var. Newcastle'da çok gol attığı maç var falan filan derken Beşiktaş maçı var. Beşiktaş-Fenerbahçe. Kaleci Schumacher. Maçtan sonra diyor beni böyle omuzlarda taşıdılar eve kadar diyor. Derken, o zaman tezahüratı şeydi Haydi Ferdi zamanı geldi. Evet Haydi Ferdi zamanı geldi. Ferdi. O sezonun ikinci maçına o zaman unutulmaz performans Aykut Kocaman. 1-0'da gerideyken Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı önce Aykut Kocaman'ın mükemmel golüyle beraberliğe getirdi. Sonra da Hakan'ın golüyle 2-1 kazanıp o sene 103 gollü şampiyonluk öyle geldi. Yoksa muhteşem bir sezonda şampiyon dahi olunamayabilirdi. Sezonun kırılma maçı oydu. Benim de unutamadığım benzersiz performans o maçta hem Aykut Kocaman'ın hem Hakan Tecimen'in performansıdır. Sonra uzun süre Fenerbahçe yenemedi Beşiktaş'ı. Ta ki Uçen'in 93-94 golüne kadar. 4,5 yıllık sezon başladı sonra. Evet son dakikalarda. Gordon Milne'in son derbisiydi. Yine benzersiz performans. Down yönetimindeki Beşiktaş'ta Brezilyalı Ronaldo'nun 2 gol attığı maç. Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynadığı ama Ronaldo'nun 2 golüyle Beşiktaş'ın kazandığı maç. O da Kadıköy'de bilmem kaç maç evet. Sonra falan işte. Sonra Tuncay Şanlı. Kleber son uzaklardan atıyor. 2005 galiba. 90'da 2-1-1. Evet. 92'de Tuncay daha da iyisini atıyor uzaktan şutla. O da mesela Fenerbahçe'nin bir Fenerbahçe'nin o bir dönem şeyi var. Takım olarak, kulüp olarak Beşiktaş'a karşı bir benzersiz performans dönemimiz var bizim. Benzersiz yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Benzersiz yaşamak için Vitoko'yu tavsiye ediyoruz. Biz de biraz benzersiz derbiler yaşayalım abi. Yani biraz bir görelim bir şey görelim ya. Vitamin menüsü derbiye mi ya? Hakikaten bu ne böyle şey? Biz de bir şey görelim. 50 tane adamdan bahsediyor. 50-10 tane maç saydık ya. İki takımda da bardağın yarısı değil aslında. Biraz 5'te 2'si dolu. 5'te 3'ü boş. 5'te 2'si dolu. Pozitif tarafları var. Ha Beşiktaş'ın da pozitif tarafları var. Yani kale sorununu. Ama bugün yani Galatasaray'da da konuşuruz. Hatta Trabzonspor'da da konuşuruz. Daha hiçbirisinin bardağı yarısı bile dolu değil. Hepsinin maksimum 5'te 2'si dolu. Başakşehir'in biraz daha dolu. Başakşehir'in 5'te 4'ü dolu. Evet. Başakşehir'in 5'te 4'ü dolu. 5'te 4'ü dolu. Şeylerin 5'te 2'si anca. Şimdi Beşiktaş'ta da artıları söyleyeyim derbiyle ilgili. Bir kere yıllardır devam eden, Marcelo ayrıldığı günden beri devam eden stoper tandemindeki uyumsuzluk sorunu gerçekten çok iyi aşıldı. Ben en çok bu son ana kadar bekleyip Tayyip Talha Sanuç gibi bir Türk oyuncuyu, yani bu karşılaşmadan sonra hani oyuncu duygusal açıklamalar da yaptı. İşte karakterimi gösterdim, yüreğimi ortaya koydum. Taktiksel açıdan da bir kere böyle sayısla çok kısa sürede uyum sağlamış olması. Valencia gibi sağ solu belli olmayan hareketli forvet karşısında hemen hemen hiçbir mücadeleyi kaybetmedi. Neredeyse kaybetmemesi. Tek meselesi var geliştirmesi gereken zamanla yapacaktır. Bu maça özel bu maç konjonktür işte kalbimi sahaya koyduğum heyecan, tribünler heyecanlandı tabii. Geri koşması üzerine driplinge gelirken. Ya bazen yapmak gerekiyor ama o konuda da kendini geliştirecektir. Daha az geri koşup daha fazla böyle ayakta müdahalesini geliştirecektir. Gerçekten çok iyi stoper performansı. Onu ayrıca bir tebrik etmek gerekiyor. Ben bu kadar iyi oynayacağını düşünmüyordum. Evet. Ben de yani iyi oynamasını bekliyordum. Ben İlk geldiği maçta da çok iyi sinyaller aldım. Ki oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş savunmasının organizasyonu bozuldu. İki, hakikaten ve Sayıs zaten çok kaliteli bir oyuncu. Bu karşılaşmada da bayağı başarılı performans sergiledi. Savunma oldu. Beşiktaş'ın en büyük sorunuydu geçen sezon. Savunma oldu. Yani forvet hattı zaten olmuştu. O daha büyük sorunuydu. O zaten sezon başı olmuştu ama sezon başı
yarıya eksikti. Yani o Rose'yi almak zorunda kalıyorsun. Yabancı stoper alacaksın, Wellington'u alacaksın diye. Bir de Wellington için yapıyorsun yani. Hani dördüncü stoperin gözüken oyuncu için. Artı Ersin ilk geleni yemediği gibi eski başarılı Ersin Destanoğlu. Yani bu senin teorin dışında hani Ersin'de de hakikaten iyi performans. Yani en azından kalede ama eskisini yani duranlarmaya başladı. Fenerbahçe sonuçta iki kere şut atabildi yani. O kadar. Onlar gol oluyordu geçtiğimiz haftalarda. Fena şutlar değil. O şutları hakir görme Serdar. Yani gelen gol oluyordu bir ara Beşiktaş kalesinde. Bu hem Beşiktaş hem böyle şey Ersin için iyi bir şey. Bunu yine de yazın halletmeleri gerekiyordu. Onu söylüyorum. Doğru, hatadır o. Beşiktaş'ta artılar bunlar. Bir daha anlatacağım. Weghorst gibi bir oyuncu varken. Weghorst her türlü oyunu oynayabilir. Wolfsburg 3-5-2, 3-4-3 oynuyordu. Hele 3-5-2 oynarken zaten birer kanatla oynuyorsun. Ve illa kanat ortasına ağırlıklı oynamıyorsun. Genelde de kanat beklenen bir tanesi içeri devrilerek oynayan, orta saha gibi oynayan bir oyuncuydu. Ve bu oyuncu bu yerden oyuna çok aşina pas oyununa. Bu oyuncunun boyu 1.97 diye. Bu arada Mehmet Yıldız muamelesi yapmak dediğim. Mehmet Yıldız çok hayran oldum bir oyuncu. Forfortu'ya çok istedik böyle kapak yapalım yaptık. Ben ona şey demiştim hatta abi şöyle Optedix gibi yapalım. Hani Sivas'ta Anadolu'nun o lezzetleri seni güçlü yapan tarhana yoğurt yani çok hayran gerçekten. Çok saygı duydum. Ben de artık çok beğenirdim tabii. Abi gerçekten o sezon takımını şampiyonluğa oynattı yani. Tabii Wayne Rooney gibi adamdı yani. Hakikaten çok güçlüydü falan. Ama abi bu adam Hollanda milli takımın santrafından bir tanesi. Ya bu oyuncu Bundesliga'da bayağı gol atmış birisi. Yerden oynayabilen bir oyuncu ve yerden bayağı iyi oynayan bir oyuncu. Ya peki, kafadan ben de... çok yerden doğru, yaptığı vuruşlarla doğru. Golü var ya. Burnley'nin yaptığı hatayı Burnley'nin yaptığı hata neydi? O Chris Wood pivot santrafor sadece. Yerden falan çok etkili olamaz. Vurur, şut çeker falan ama sırtı dönük ister, hava topu gelsin ister. Newcastle Wood'u alınca onun yerine Weghorst'u alıp Wood gibi kullandın. Adamı tahta gibi kullandın. Senin elinde tahta değil. Senin elinde çok daha kaliteli, mücevher gibi santraforun var. Birazcık ona göre oyna. Maçtan sonra çünkü geldi ya hoca. Sonra da açıklamak zorunda kaldı. İşte ben Wood Weghorst'a şunu bunu söyledim. Sen bir şey söyleme hocam. Diğerlerine söyle Weghorst'a biraz yerden oynasınlar. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi Beşiktaş'ta en önde Wood Weghorst tek santrafor olarak kalacak. Gezzal'da %100 oynayacak. Geri kalan kadroyu yaparsan ne çıkıyor karşına? Ben mesela Josef'i yedek bırakıyorum. Şimdi özellikle şu, iç saha maçlarında. Niye? Dörtlü defans belli. Önlerinde ben oynatıyorum. Salih Yetso oynatıyorum. Evet. Gezzal ve Wood Weghorst. Orta alana yani şu ikisine bir tanesine Enkudu'yu koyuyorum. Sağlıklı birine böyle Muleka mı yapıyorsun? Sağlıklı olarak Enkudu'yu koyuyorum. Ben 4-4-2 gibi Muleka'yı koyuyorum biraz olur, daha gerisinde. Olur. Oynamadığı zaman daha orta saha tutmayan zaman dediğin zaman da buraya şey koyuyorsun işte o zaman. Delali'yi koymak zorundayız. Veya Redmond'u da belki burada oynatırsın. Ama birden biri dışarıda kalacak. Yani ben Redmond'u çok iki maçtır bir şey anlamadım. O yüzden Muleka, Weghorst Muleka böyle 9.5 gibi, 9-9.5 gibi. Gezzal, Enkudu, Getson, Salih gibi. Bu kadar zaten uzun top oynayacaksan hakikaten 4-4-2 oyna yani. Bu kadar uzun oynamalar çeksen bari adama yani, sürekli Mehmet Yıldız gibi top indirsin. Sonuçta çeksen, Josef. Muleka da merkezde serbest kalsın. Josef. Redmond, Delali, Getson. Bu dörtten ikisi hep oturacak yani. Enkudu sağlamken. Enkudu ile ilgili biliyorsun teorimi. Enkudu iki maç 11'de süper oynuyorsa üçüncü maç sonradan al çok daha iyi oynayacak. Doğru. Yoksa ya sakatlanır evet. Ya da çok kötü oynar. Ama yani, Enkudu'yu... Ama o enteresanız. Mesela zaten, dün oynasaydı fark ederdi. Ama ben yine şöyle düşünüyorum. Şimdi gelen yorumlar üzerine. Şenol Güneş sesleri hani... O sesler olacak. Bak şimdi direkt ben programdayım dün. Ben size çaktırmamaya çalışıyorum. Akrabalar atıyor. Şey çarşıda kemençe sesleri. Tabii. Yok tabii. İşte Şenol Hoca IG'den şunu mu paylaşmış? Ali Ece gelir mi sence falan. Şimdi mesela Enkudu konusunda şu var. Volkan Şen'i hatırlıyor musun Bursa Spor'da? Tabii. Sonra Fenerbahçe'ye geldi o form grafiğiyle. O evet. Tamamen Şenol Güneş başarısı. Tabii. 10 artı gol, 10 artı asist. Doğru. Olabilir. Başkası kimse yaptıramazdı yani. Bakan bu. Sonra büyük kariyer yaptı. Doğru. Daha önce alt yaş milli takımlarında Fransa'da gol kaçırma rekorları kıran aynen adam öyle. Gol olup yağdı. Aynen öyle. Burak Yılmaz zaten söyledi. Burak Yılmaz neydi? Okar Hoca ile çalıştı. Diyor. En iyisi Şenol Güneş diyor. Orada Fatih Mefan laf çakmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Onu resmen böyle onun kariyerini bir çöpten çıkardı aldı. Öyle. Ya sıradan bir önce dönüşürken o 2009 mu 2010 mu Trabzon'a işte geri aldı. Ve adam hala Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı santraforluk farkıyla. Şenol Güneş geliyormuş. Ben onu söyle. Bilmiyorum abi. Gökmen Özcan'ın açıklamalarını bekliyoruz. Gökmen Özcan'ın açıklamaları
biraz... Hayır, soranlar olursa çarşıda kemençe sesleri. Gelen sorulara da cevap verelim diye. Şanlı Güneş gelirse ne olur diye soruyorlar. Şimdi hep benim yazımı şey yapıyorlar. Gelirse bakarız. Bilic çalıştırırken son haftalarda benim yazdım tam Şanlı Güneş'lik takım değil mi diye. Şanlı Güneş o yaz ki teknik direktör ise insani özellikleri, teknik özellikleriyle hemen yarın gelsin başlasın bana uyar. Ama milli takımda geçirdiği psikolojik moral bozukluklarından sonra Beşiktaş camiasından yıpratılarak gönderilmesi döneminde milli takıma gönderildi yani onu söyleyeyim. Milli takım istediği için değil, Beşiktaş yöneticileri istemediği için de oldu. Bunun bir tane yöntemi var. Tek bir yolu var. Birisi çıkacak diyecek ki bu defter bizim için kapanmıştır. Bunu söylemediği sürece bu söylenti hep olacak. Fatih Terim Galatasaray'a, Şenol Güneş Beşiktaş milli takım veya Trabzonspor'a yazılacak. Trabzonspor bunun önüne almak için ne yaptı? Dedi ki ben hocamla beraberim, al. Bak imzayı da attım, ucu uzatmayın dedi. Yani bu Abdullah Avcı'ya olan güvenden güven kadar, yani Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile uzun vadeli sözleşmeye imzalamasının herkes bilsin ki iki tane nedeni vardır. Birinci nedeni ben hocamın arkasındayım, onu yıpratmayın diye yönetimsel bir gerekçe. İkinci neden de bizim için Şenol Güneş defteri kapanmıştır demektir. Tamam. Trabzon'da hep söylüyorum, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki durumu gibidir o. İbrahim Tatlıses'in %50, İrfalıların %50'si çok sever, %50'si hiç sevmez. Aynısı Şenol Hoca için de geçerli Trabzon'da. Trabzon dostlarını size sorabilirler bunları. Öyle öyle. Şimdi Beşiktaş'ta çok daha fazla seveni var hocanın, haklı olarak. Ama ne dedi Hamit Altıntop? Şenol Güneş, Fatih Terim gibi adamlar devri bizim için bitti dedi. Eski tip hoca mı dedi? Bir tam cümlelere yanlış söylüyor olabilirim. Ama bu eski tip hocalarla çalışmayacağız biz dedi. Ya bu Kuntz'la çalışacağız anlamında da gelmesin. Bu iki hoca yok diye adam. Ya Sergen Hoca olabilir mi? Belki. Bilmem kim hoca olabilir mi? Belki. Ama Aykut Kocaman olabilir mi? Belki. İsmail Kartal olabilir mi? Belki. Ama özellikle bu iki ismi söylemiş Hamit Altıntop. Şimdi burada kemençe sesleri gelmeyecekse yapacağın tek şey var. Şenol Güneş bizim için bu defter kapanmıştır diyeceksin. Bunu demediğin sürece bu dedikodular hep çıkacak. Galatasaray'da da birazdan konuşuruz. Yani Erden Timur'un zaten Fatih Terim'i çok istediği bilinen bir şey yani. Kimse kardından konuşmasın yani. Herkes bunu biliyor. Ama orada başkan var. Başka dinamikler var. Böyle kolay işler değil bunlar yani. O yüzden çıkacak birisi diyecek ki ya kardeş ben ya açık olmak, şeffaf olmak, kararlı olmak doğru şeyler. Ama diyecek ki Ahmet Nurçe bir de. Şimdi biz desek ki Ahmet Bey bunu söyleyin. Ahmet Bey de diyecek ki ya kardeş ben daha kaç kere söyleyeyim yani. Ben hocama inanıyorum. Şampiyon olacağız hem de bununla olacağız diyor. Bu hocayla olacağız diyor. Ya daha ne desin adam yani. Ahmet Bey'in de biraz şey yapıyoruz sanki. Hani illa çıkacak. İttiriyor muyuz? Hayır yani illa çıkacak. Ben istemiyorum kardeşim. Hani biraz bunu söyletmeye çalışıyoruz biz de belki ama. Yok maalesef, benim öyle bir niyetim kesinlikle yok. Maalesef durum bu yani. Yoksa hep bu isimler çıkıyor abi, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama işte bu böyle biraz bazı isimler. Demokrasinin kızı mesela Tuhel. Başladı şey işte bak Nagelsmann'ın başında. Demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Sporun sigortası HDI Sigorta Sonra programını sundu.